Merhaba arkadaşlar. Aylardan sonra yine kış yaklaşırken sonbaharın son günleri açlama tarafına geldim. Geçenlerde yağmurdan çok bahsediyorduk. Yağmur yağmur yağmadı diye. 3 gün yağmur yağdı. Doğa temizlendi görüyorsunuz pırıl pırıl her taraf. Yazın tabi buralara ormanlara girmek yasaktı ama aslında buraya belki gelebilirdik yani Durusu Çiftliği'ne. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Epeydir arkadaşları da görmedim. Bilmiyorum çiftlikte rastlayabileceğim mi? Genellikle işleri falan oluyor. Köpekler ağlıyor ileride. Yol üzerinde şey gördüm arkadaşlar. Şurada çadırlar falan var. Birçok da araba vardı. Dönerken bakacağım neyin nesidir. Yol güzel. Henüz daha bozulma yok. Yağmurlar belki zamanla bozar da. Çiftliğe geldik arkadaşlar. Sanki ilk defa geliyormuşum gibi arkadaşlar. Çok oldu. Uğramaya da çok oldu. Evet. Keçilerin can sesleri duyulmaya başladı. Dost, ne haber? Ne yaptın bakayım sen? Sen dost musun? He? Aferin sana. Tavuk peşimden koşuyor. Yem vereceğim sanıyorum. Evet, düşündüğüm gibi kimse yok arkadaşlar. Bir ara yine aylar önce gelmiştim. Bir çalışan arkadaş var. Yeni gördüm kendisini. Dost! Ne haber? Ne haber bakayım sen? He? Aferin sana. Aferin. Ne yaptın sen? Sen hala buralarda mısın ki kızım? He? Aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Evet dost. Buranın köpeği. Aslında hep avlardı geleni ama o da artık bezdi herhalde. Bazı şeylerden çok hareketsiz duruyor. Yani tanıdık birisi gelse bir de avlardı. Ormanda kesim çalışmaları var arkadaşlar. Bu kesim çalışmasında çalışan İnsanlar burada böyle işte çadırlarda falan yaşıyorlar. Öyle dağcı falan değil yani. Şeyde çiftlikte bir arkadaş dağcı falan bunlar demişti. Ormanda çalışanlar. Biraz ileride çalışma devam ediyormuş. Evet. Keçiler de yavaş yavaş yola çıktılar. Sesleri geliyor. Çok güzel arkadaşlar orman. Orman çok güzel. Bu güzellikleri korumamız lazım. Baktım eğer öyle orman idaresi çünkü herkese öyle izin vermez burada böyle konaklamasına. Buralarda kamp yapmak falan yasaktır. Kınalı, göğüs kınalı. Kınalı kuyruk. Kışın burada konaklayan kuşlar gelmiş arkadaşlar. Yakında zaten başlamıştır çoktan soğuklar. Sedat arkadaşım evde yoktu. Olsaydı beraber gelecektik. O yoktu evde. Doğanın müziği buralarda. Kuşlar, çan sesleri.
burada bir tırmanma rotası var da ben onları buralarda tırmanırken belgelememiştim. Şurada araba da duruyor. Bu arabalar her zaman burada arkadaşlar. Kaya tırmanıcıları. Böyle. Şu soldan çıkıyordur. Soldur. Bugün biraz spor yapayım. İyice ne? Hamlaştık. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Tam doğada yürüme havası. İşte böyle yağmurdan sonra yürümek de zevkli olur. Çünkü toprak oturuyor. Oh, cam kokuyor arkadaşlar. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Evet. Arkadaşlar yine benim dediğim mağaraya çıktık. Kayada tırmananlar var. Dediğim mağaraya çıktık. Ben sağ taraftan geliyordum. O yol daha şey eski yol. Kullanışlı. Bu kadar dik değil. Tabi bunlar dağcı. Bunlar için tırmanmak sorun değil. Evet arkadaşlar, dağcılar böyle genelde eğimli yerleri seviyorlar. Mağara gibi, mağara yerleri gibi, çünkü buralara tırmanmak zor. Altta bir kişi tutuyor. Bir çift de burada var. Yabancı bunlar. Daha önce de çok çektim. Datça tırmanma rotaları açısından ülkemizin en zengin yeri. Abo. Şuna bak. Şunu bir de yapmak ne kadar zor arkadaşlar ya. Ne kadar tehlikeli. Herhalde antrenman yapıyor. Çarpmaya karşılık. Geçmiş yıllarda burası hep ağ olarak kullanıldı arkadaşlar. Son zamanlarda kullanmıyorlar. Neden bilmiyorum. Ama her havada şahane bir yer. Korunaklı. Her yerde böyle rotalar yapılmış. Bayağı dünyaca ünlü. Şimdi böyle yağmurlar yağmamış olsaydı burada bu kırmalık taşlar insanın ayağına dolanırdı arkadaşlar. Yağmurun böyle bir şeyi var doğada. Tecrübeli yürüyüşçüler, eski yürüyüşçüler daima yağmurdan sonra mutlaka bir ilk yağmurun yağmasını beklerlerdi.
Evet. İngilizceyi de bayağı zayıflamış İngilizcemiz de. Konuşmaya konuşmaya. Yani eskiden yine bayağı bir antrenman yapıyorduk. Kelimeleri unutmuşuz birçok kelimeyi. Ya. Bak burada işaret de koymuşlar zaten. Tırmanıcılar. Bakın bu kısımda hiç kuş sesi yok. Biraz önceki o ilk durduğum yer çok kuş sesi vardı. Hala dağlarda yürüyen keçiler var. Çan sesi geliyor. Bu kısımda kuşlar çok olur. Her yıl buraya daha çok geliyorlar bu kısma. Arkadaşlar burada bir kavşak var. Onu göstereceğim. Burası böyle aşlama yolu. Aşlama yolu Domuz Çukuru'na, Kızılbük'e, yani Hızırşah Kızılbük'üne kadar gider. Geldiğimiz şu vadiye de Kartal Vadisi deniyor bu vadiye. Kayaların arasından böyle gelen vadiye. Şurası da Bubastık yolu. Bubastık diye bundan sonraki kısım Bubastık diye geçiyor. Geçmişte yerleşimler falan da varmış. Bir tane su deposu var, su kaynağı var. Hiç kesilmiyor. Belki de yüzyıllardan beri akıyor. Hatta bir ara Hızırşah'ın suyunu falan oradan temin ediyorlarmış. Böyle buradan top borusu geçiyor. İleride de çeşmesi vardır. Her yıl akar arkadaşlar. Yaz kış akıyor. Yağolana diyoruz biz. Otağı böyle boz renkli olur. Çok kuş var arkadaşlar şu anda. Dağlarda, çalılarda. Gelmişler hep. Önümüzde çok soğuk günler var. Çin'den başladı zaten bazı yerlerde. Kışı burada geçiriyor bunlar. Rüzgarın sesi duyuluyor. Şeylerde ağaçlardan böyle bir ses. Mağaranın olduğu yer şurası. Minnacık kuşlar bu ötenler arkadaşlar. Datça'nın en güzel yerlerinden birisi. Çok böyle güzel yer var Datça'mızda. Eğer koruyabilirsek görüyorsunuz. Şehirden hemen birkaç kilometre uzaklıkta el değmemiş vahşi bir doğa var. Makiler, çam ağaçları. Yürümek için çok uygun. Eskiden yol böyle gidiyormuş arkadaşlar. Yani belli, hala belli. Çünkü burada da şey var. Sarnıç var bir tane. Artık yıkıldı mı? Ne halde bilmiyorum. Üstü toprakla örtülüydü. Eskiden böyle bir yol varmış. Sarnıca çıktık. Bakın böyle yol gidiyormuş. Görüyorsunuz. Belli zaten. Hiç bozulmamış. Sarnıç. Bu sarnıçları koruyamadık arkadaşlar. Koruyamadık. Bütün hepsi artık yıkılma tehlikesiyle, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Maalesef bu böyle. Su tutmuyor. Kuru dibi görüyorsunuz. Su tutmayan. Artık su da gelmiyordur içine belki. Geniş açıyla çekeyim arkadaşlar. Bu geniş açıyı çok kullanmıyorum. Ben aslında bu YouTuber'ların çoğu kullanıyor. Zaman zaman iyi de oluyor. Bakın tümünü gösteriyor bu şekilde. Biraz geniş açı kullanayım ya. Şöyle. Geniş açıyla görelim çevremizi. Dediğim gibi işte böyle. Bir sarnıcımız var. Eskiden de yol buradan geçiyormuş diyebiliyorum. Duymuştum zaten. Böyle yeni
gelen birçok arkadaş var arkadaşlar. Doğayı geziyorlar falan. Hiç merak edip de araştırıp da bu doğadaki yerleri, isimleri falan nedir acaba? Gelen burada kullanılan isimler diye merak etmiyorlar. Kendileri bir isim takıyorlar. Ya yazık yani, ben bunu hoş karşılamıyorum arkadaşlar. Bugün hava güzel, bayağı bir tırmanma yapan kişi var, sporcu var. Görüyorsunuz. En meşhur yer burası, Kızılayım. Bayağı bir araba var burada. Bunların hepsi bayağı tırmanışçısı. Şarttan, Hızır Şarttan böyle girince bir kavşak da burada var. Bu taraf, sol taraf. Haşlama ve diğer kısımlara gidiyor. Durusu çiftliğine gidiyor. Ondan sonra eğer şu aşağıdan kurulursanız Base kampı gidiyor. Ondan sonracıma şu yukarı direkt giderseniz ana yola çıkarsınız. Kınıdos yolundan buradan. Burası Prenlik. Ve bu Prenlik'teki bu piknik alanı da güzel bir alan. Şurada bayağı bir pislik olmuş arkadaşlar. Tuvaletler, duşlar falan. Güzel bir yer. Geliyor insanlar. Burada piknik yapıyorlar. Evet, görürsünüz. Bu basıktan gelen su buraya kadar geliyordu. Çalışıyor herhalde. Kapalıydı önce. Ha, iyi güzel. Açmışlar, şey yapmışlar. Güzel bir musluk takmışlar. İnşallah koruruz yani. Gayet güzel. Burada kampta şeyde kalanlar da su ihtiyaçlarını da karşılarlar. Ne kadar güzel. Arkadaşlar, o kadar çok kuş var ki şurada durmak zorunda kaldım. O kadar çok kuş var. Yüzlerce, onlarca böyle küçük kuşlar. Abo! Şuna bakın. Burada toprakta bir şeyler buluyorlar. Sürülmüş toprakta herhalde. Çok kuş var. Şimdi kalkacaklar bak. Kalktılar daha önce de. Aman 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 aman. Ne kadar çok kuş var bak. Görüyor musunuz? Bilmiyorum, görünüyor mu? Yakında. Zeytinlere bakın arkadaşlar, basmayayım. Dikkat edeyim. Abo! Ayağı da siyahlaşmış, irileşmiş. Yere dökülmüş. Zarar vermeyelim. Olduğu gibi dökülmüş, bunların sahiplerinin gelmesi lazım, toplaması. Biraz önce şurada bir arkadaşla konuştum. Dedim daha biraz daha beklemeyecek mi dedim, yağmur hani şişirsin falan. Yerdekileri topluyorum dedi. Doğruymuş, baksanıza arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Girmeyeyim tarlaya. Her tarafa zeytin dökülmüş. Şu kısımlarda yok. Ama çok kuş vardı, görseniz onlarca böyle kuş arkadaşlar.